haftada 3 gün televizyona, haftada da 3 gün hapishanelere sohbet diyor ya. Biz de güç vereceğiz sana. Sen de ilim, biz de yayın. Psikolojiyi anlat hocam, gönlümüzü fethet hocam. Abi ya hizmet olmaz mı? Anlat. Çekirdek kadro, beyin kadro, esas zemberek sağlam olacak kendi dünyasında. Yani hubucah ne biliyor musunuz? Baş onu televizyonlara çıkmak, gözükmek, bilinmek, tanınmak, bahsedilmek, şöhretperestlik hissi, lanetle dahi bahsedilse gene razı oluyor. Adama demişler bak senden lanet ediyorlar ya sana. Tamam da demiş namazgâh pis demiş. Biliyorsunuz onu. Ama benden bahsediyorlar. Falancaya Allah lanet etsin. Demiyorlar mı? Öyle diyorlar diyor. Rahatsız olması gerekirken bak benden bahsediyorlar dedi ya. Başka bir şey lanet değil ya bu. Başka bir şey herhalde ya. Allah buna lanet etsin ya. Bu mescidi ne yaptı ya? Pisledi, seccadeyi pisledi deniyor. Sana lanet okuyorlar diyor Ahmet. O da diyor ki evet lanet okuyorlar ama benden bahsediyorlar diyor. Hedefine kavuştu bak halen bahsediyor zaten. Ha. Yani ufak şey değil ha. O televizyonlara yeter ki vitrine çıkayım diye sizi almaz bu. Yani size kimse televizyon teklif etmez ki. O çıkanlara sakın ha nasıl oluyor deme ya. Bir imtihan olursun bir fırtına gelir. Çok çok sizi YouTube'larda şey yaparlar. Tuhaf değil mi ya? Ben şok oluyorum ya. Televizyona çıkayım diye adam küfre taraftar oluyor. İstediklerini yapıyor. İstediği gibi, onların istediği gibi konuşuyorsun. Bir kısmına da dünyanın cazibedar şeylerini gösteriyorlar ki hevesi uyanıp hizmete karşı gaflet gelsin ve hakeza. Emirdağ 125'te diyor ki genç kızlar musallat ediyorlar. Hizmet eden öğretmenlere, talebelere, şunlara, hizmet eden hepimize, gençlere hizmet edemesin diye Emirdağ'ın da öyle söylüyor. Genç kızları musallat ediyorlar. Burada isim koymuyor. Ta hizmeti Kur'aniye vakit bulamasınlar. Bir kısmına da dünyanın cazibedar şeylerini. Mesela şimdi ben bu araştırma yapıyorum ve kendi dünyamdan herkes kendi zaviyesine bakacak. Ben bakıyorum, çalışıyorum, aklım burada affedersin tuvalete de gidince yoğunlaşmışım. Bu yani buna çalışıyorum. Ama adam bana ne teklif etmişti? Haftada 3 gün televizyona, haftada da 3 gün hapishanelere sohbet diyor ya. Hizmet bu işte. Ondan sonra hiç kıramadığım kişi vasıtasıyla geldiler. Ulan cazip ha, ulusal kanal ha böyle. Meşhur kanal, ismi şey yapmayacağım. Ona bu imtihanı aşmak çok zor ya. Allah imtihan etmesin Müslümanı ya. Lan meşhur lan, para da acayip. Hocam diyor bir psikoloji yapacaksın, bununla sevdireceksin. Böyle anlatıyor, onunla psikolojiyle çekeceksin. Ondan sonra senin o bir tevhid, bir haşir. Ya kaç kişiye anlatıyorsun şu anda, 50-100 kişiye? 1 milyon, 2 milyon, biz de güç vereceğiz sana. Sen de ilim, biz de yayın. Ya dedi seni oraya sokar mıyız ya stüdyoya? İlk defa duydum. Boğaz'da dedi yat olacak dedi gemi. Orada çekim yapacağız canlı yayın. Hiç kimseyi görmeyeceksin ya. Bir sana kahve getirecek bir adam. Bir de sen ben bir de sen istediğin birisini koy. Sana soru sorsun. Psikolojiyi anlat hocam. Gönlümüzü fethet hocam. Yalan söylemiyorum. Ama geldi aşağıydı. Ulan para var. Şöhret var. Hizmet de etsen alıp götürdü. Ama bir varmış bir yokmuş. Birkaç ay sonra, birkaç sene sonra sen bir. Abi ya hizmet olmaz mı? Anlat. Olmuyor. Etmeyecekler mi? Ben etmemem gerek. Etsinler. İçtimaiyette bulunanlar var. Ben onlara malzeme vereyim, onlar anlatsın. Ben arkada olayım. Hemen hatırımıza geliyor. Etmeyecek miyiz? Onlara mı bırakacağız? Bırakmayacaksın. İçtimaiyette zaten Müslüman programı yapıyor. Zaten Müslüman çalışıyor. Zaten o sahanın adamı. Ben malzeme vereyim, kendisi güzel de konuşuyor. Benden daha iyi konuşuyor. Yani boş bırakmıyorsun ama bu çekirdek hizmeti duracak. Ağaç hizmeti orada gözüksün. Çünkü fırtına geldiği zaman ağacın dalını, budağını, gövdesini bile koparsa önemli değil. Kök sağla. Köke hücum ettirme. Çekirdek kadro, beyin kadro, esas zemberek sağlam olacak kendi dünyasında. Ağaç dışarıda olsun. Ötekisi gözükmesin. Arkada ona malzeme ver. Ben dedim isim vereyim sana. Onlar benim dedim eleman, benim talebelerim. Onlar yapsın.
Öyle mi ya hocam? Biz onları biliyoruz. Ya. Senin derdin hizmet değil. Tamam, bende niye konuşuyor? Abdullah zaten içtimaiyetçi. Niye teklif etmiyorsun Uluslar Kanal'da? Ömer'e. Ömer git. Salih de yapar. Ne var yani? Ben sana git tevhid dersi yap. Ne kadar veriyorlar abi? Ya. Bana niye? Ben arkada olmam lazım. Bir şey anlatmak için anlatıyor. Şeydir arkadaşlar. Hak ve batıl karma olmamalı. İç içe olmamalı. Olunca vicdanlar alt üst oluyor. Vicdanlar tahrik olmuyor. İman, küfür, hak, batıl ayrılması lazım. Onların çekirdekleri ayrılması lazım. Ama ortadaki o horoz, yani iki tarafın içtimaiyattaki hizmetleri, işte üniversitededir, talebedir, çalışanlar, onlar yapacak. İki grup çatışacak her sahada. Ama derdimiz burada, çekirdeği tespit ettiler, çekirdeği hücum ediyorlar. Çekirdeği. Çekirdeği yok edelim ki. Ağaç şey değil. Ama ağacın dalı bu dağ kırılsa gene çıkar. Burada orayı bırakacak mıyız sorunuza cevap verdim. Olmuştur inşallah. Ömer benden niye konuşur? Abdullah benden ağzı daha açık eylem yapar. Eski konuşanlardan. Eski siyasetçilerden demedim mi? eski şeylerden. Daha iyi tutun şey yapar. Her şey Halit yapar. Niye? Yok sen. İnan bana. Ben şimdi çalışırken bana ne teklif edeceksin daha cazip ki ben o araştırmamı bırakayım, televizyonlarda bin milyonlara, hatta ben enfosi dersleri, haritalı dersleri şimdiki insanlara yapmıyorum ki ben. Abi anlamıyorsun, senin için yapmıyorum ki dedim, elhamdülillah kesti yani. Ya bu dersleri yapıyorum kardeşler. Ama ben haritalı dersleri bunları şimdiki insanlara yapmıyorum ki. Gelecekte üniversitede bunlar olacak, tüm o gayretsiz insanlar demesinler diye. Bu Risale-i Nur'daki o hakikatlere zaman ayırmasınlar, kafama bassınlar, gelecek nesil evlatlarımız bassın, bunları malzeme yapsın. Bunlarla uğraşmasın. Daha üste çıksınlar Risale-i Nur'un, daha derin manalarına geçsinler. Ta hizmet-i Kur'aniye vakit bulamasın bir kısmına da dünyanın cazibedar şeylerini gösteriyorlar ki heves uyanıp hizmete karşı bir gaflet gelsin vakeza. Bu ucum yolları uzun çeker. Bu uzunlukta kısa keserek dikkatli fehminize havale ederiz.